Bir de abi tamam siyasi iktidar ve siyaset kurumunu eleştirdik bu toplumsal olaylarla ilgili. Yani bu iş Discord'la ilgili değildir ve 5 kere ceza almış birisinin 6. kez gibi yapmasıyla ilgili. Ben bunları geç Sayın Cumhurbaşkanı, geç bunları. Herkes aynaya bakacak, ne yaptığına bakacak. Bu bir eğitimle ilgili bir durum ve ülkenin içinde bulunduğu maalesef depresyonla ilgili bir durum. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Tamam, siyasetin böyle bir sorunu var. Bir de aynaya bakalım mı? Aynaya bakalım mı? Anne babalar varsa bizi izleyen ya da işte çocuk yetiştirmekle ilgili. Şu işte kafa kesme olayları falan filan var ya, bakıyorum ailenin cevaplarına, röportajlarına falan filan. Skandal ya. Yani ve siyaset benim suçum yok diyerek başka bir bahane uyduruyor. Anne babalar başka bir bahane uyduruyor. İşin ilginç yanı bazı işte tırnak içinde duyarlı olduğunu söyleyen örgütler de vay bu kadın cinayeti, ya kadın cinayeti olduğu belli. O çocuk da bir psikopat. Onun farkındayız ama yani belki biraz sert ve üzücü bir yorum olacak ama araştırdığım kadarıyla Ali abi üzgünüm. Burada bir toplu intihar var. Olay oraya doğru gidiyor. Yani bunlar beraber yapmışlar bu işi. Yani öyle gözüküyor. Yani üzgünüm. Ve burada anne babaya mesaj var. Aileye mesaj var. Bak kafayı alıyor, annesinin önüne atıyor. Ya sanki adeta beraber ortak bir şey yapmış gibi. Yani sonra da gidiyor kendini de öldürüyor. Anne bugün parça parça kesilmiş, kafası kesilmiş genç kadını suçlu ilan etti. Benim oğlumu o yoldan çıkardı diye. Bak işte. Baba dedi ki, oğlum bana dedi ki, baba seni nasıl öldüreyim? Ferit, annesi yine dedi ki, oğlumun peşini hiç bırakmadı. Geçen yıl intihar etmişti dedi, o parçalanan kızla ilgili olarak, kadınla ilgili olarak, genç kadınla ilgili olarak. Ben sana daha iddialı bir şey soracağım istersen. Bu çok uzun süredir, yani o günkü Sur cinayetinden beri aklımda ilk defa paylaşacağım. Otopsi yapıldı mı Feritçe'ye, o genç kadına? Yapılmış mıdır? Evet, bilgim yok. Yapılmadı galiba. Bir bilgim yok. Neden diye, neden bu soruyu soruyorsun diye sor mesela. İzleyicilerimiz de soracaklar. Soru şu. Bir, o genç kadın hangi dakikada öldürüldü? Ne zaman kesildi? Kafası ne zaman kesildi abi? Bak ben bu soruları önemsiyorum. Neden diye soracak olursan, senin sorduğun soruyu farklı bir şekilde yanıtlıyorum. İkisi bu cinayeti, ya da bu cinayeti derken bu ölüm şeklini planladılar mı diye sorayım ben o zaman. Ya ben de onu soruyorum işte ya. Ya olay oraya doğru gidiyor. Bir toplu intihar bu. Bak Üçlü çok net intihar bu. söylüyorum. Çok net. Daha iddialı bir şey söyleyeceğim Ferit. Şu anda bizim YouTube'da var. Oytun Erbaş'la haftalar önce yaptığımız bir programda Oytun Erbaş bir şeye dikkat çekti. Dedi ki, Covid döneminde eve kapanmış çocuklar suç potansiyeli taşıyan çocuklardır. Annenin Semih Çetin'le ilgili söylediklerini hatırlayın lütfen, Covid dönemiyle ilgili olarak. O dönemde evlerde çocukların internet ortamına aileler müdahale etti mi, hatırlayan var mı? Çocuklar sokağa çıkamıyor diye, parka çıkamıyor, okula gidemiyor diye. Evinde bilgisayar olanlar açısından söylüyorum. Müdahale edildi mi, bilen var mı? Nerelere girdiğini, cep telefonlarıyla ne yaptıklarını bilen aileler var mı kardeşim? Oh, çocuk ne güzel odasına kapanmış, aileye yük değil, babaya yük değil, anneye yük değil. Daha iddialı bir şey söyleyeyim. O çocukla ilgili olarak hocaları ne demişti babaya? Ya bu çocukta bilgisayar programcılığı zekası var. Baba ne yaptı çocuğu? Kasaba gönderdi. Aa, bugünkü iddialar ortaya çıkıyor ki kasaba gönderilmesine aslında o katledilen, parçalanan kız önermiş şeye, Semih Çetin'e. Ya bunların hepsi, ya Allah aşkına bunların hepsini bir kenara koy. Bu dönemin sonuçları bunlar. Biz Narin cinayetini çözemedik Ferit. Narin niye öldürüldü? Ve Narin de kim öldürdü bilmiyoruz abi. Abi o olayla Ensarioğlu ilgili de şimdi akışımızda yoktu ama ilk gün yaptığı açıklamada ailenin yakın dostu olduğunu,
Aileyi korumuştu, hatırla. Hani söyleyemediklerimiz var demişti. Eylül ayında verdiği bir röportajda çok büyük ihtimalle katilin amca olduğunu açıkladı. Narin'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için amca tarafından öldürülmüş olabilme ihtimali o. Ne oldu Ensari oğlu? Ne oldu ki böyle bir iddiaya? İlk gün mü biliyordun bunu? Şimdi mi yeni fark ettin? Yoksa başka bir şey daha mı yapmak istiyorsun? Ya biz küçücük bir köyde, küçücük bir köyde, bir mahallede, bir avuç yerde herkesin kamerası var. Askeri alanların kamerası var. Aile bir açıklama yapıyor. Dış güçler. Oha. Tavşan Deme çok, Tavşan Tepe çok stratejik bir merkezde diye bir basın bildirisi yayınlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri daha kaleme alıyorlar. Diyorlar ki Narin ailesini, bizi itibarsızlaştırıyorlar kimi gazeteciler. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili dava açıyoruz. Narin sizin kızınız. Narin'i dış güçler mi öldürdü? Narin'i muhalifler mi öldürüldü? Narin'i CIA mi öldürdü? Ne oluyor lan? Narin üzerinden köyünüze operasyon mu çektiler? Ne oldu abi? Bak sana yemin billah ediyorum. Devlet biliyor abi. Ama biz bilmiyoruz. Ama hep sorum şu. Narin meselesini en çok iktidar medyası neden konuştu kardeş? Neden? Hangi algıyı yönettiler Türkiye'de? Ve hala hangi algıyı yönetiyorlar? Bu soruların yanıtı verilmeden evet. Geleceğin Türkiye'si evet, evet. Çözümlenemez. Ben de Narin'le ilgili bilgi vereceğim. Bir de şu şeyle ilgili bu maalesef işte yani söylerken bir tuhaf oluyorum. Kafa kesme mevzusuyla ilgili. Üç çocuğun buradan talep ediyorum ya. Tabii ne kadar duyulur bilmem ama en azından kendi kendimize burada bir şey yapıyoruz. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. O üç çocuğun ailesinin yaşam tarzları, çocuklarına davranış şekilleri. Yani vallahi bile gerçekten çocuk doğurmak da acaba hani belki insan haklarına aykırı bir şey ama ruhsatla mı acaba yapılsa daha az ülkelerde? Çünkü yani doğurmakla olmuyor. Yani bu çocukların yani bu toplu intihar meselesine doğru gidiyor bu olay diyorum. Bak yakında bunlar ortaya çıkacaktır. Ya bu bir evet, bu kadın cinayeti. Ya bu arada kimse beni yanlış anlamasın. Ya kadın cinayeti deyince onu ben hafife almıyorum. Ama bazen kadın cinayetini erkekler şöyle yapıyor, kadınlar böyle falan derken hata yapıyoruz, gerçeği göremiyoruz. Ya da siyasetçiler hani sorun Discord'da diyor ya şey Erdoğan işte siyasetçilerde. Onlar da hata yapıyor. Sorun siyaset kurumu ve ailede. Ya sorun aslında hepimizin sorunu, toplumun sorunu. O çocukların sorunu değil. O çocuklar nasıl o hale geldi kardeşim? Bak bunu bir sorgulamamız gerekiyor. O evde ne oldu? Anne baba ilişkisi. Önemli. O çocuk niye kafayı kestikten sonra anasını çağırdı ve anasının önüne attı kafayı? Diğer kız nasıl o surların üstüne çocukla iletişim kurarak gitti tepeye? Hiç mi korkmadı ölmekten? Ama gitti, gidiyor. Görüntüleri çıktı ortaya. Zorla falan değil ya. Biri kendi gidiyor tepeye. İlk gün bize kızın annesi zorla götürüldüğünü söylemişti, hatırlayın. Evet. Yani ve bugün bu çocuk da iki gündür o çocuğun, katil çocuğun, intihar eden çocuğun annesi her gün surlarda buluşuyorlardı diye açıklama yaptı. Her gün surlarda buluşan bir yakınlıktaki bir çift. Ayrıca kendi odalarına kadar girebiliyorlar. Aileler birbirini tanıyor. Yani bu çocuklar nasıl bu hale geldi sorusunun cevabını anlamadan, öğrenmeden ve sorunun kök sorunu bulmadan işte erkekler şöyle, erkek kadın cinayeti falan dersek hep böyle dedik yıllarca. Sorun o değil. Sorun sosyolojik, toplumsal sorun biz. Artık yeter ya. Anne çıkmış bugün diğer aileyi suçluyor. O diğerini suçluyor. Erdoğan başka birini suçluyor. Bakan diyor ki Discord diyor. Ya abi hepiniz bir aynaya bakın. Sorun mu sizsiniz? O çocuklar falan değil yani. O çocuklar nasıl o hale geldi? En önemli faktör burada. Bir şey var. Ama tabii kapatacak biliyorum konu biliyorum ama o aile yapısı, ne yaşamışlar, ne görmüşler, ne olmuş bunların araştırması gerekiyor. Çünkü şu an toplumda inanın çocuklar yalnız, asosyaller. Aha bu işte telefon bu, bilgisayar. Ya oyun, Discord, Telegram, orada sohbet, yayınmayın. Yalnız adam yani. Nasıl bu hale geldiler? Dışarı çıkamıyor ki, para yok cepte zaten. Yani Sayın Cumhurbaşkanı önce şu ekonominin bir hesabını verin. Bunu aldık.
Ayrıca Narin'le ilgili de niye konuşmuyor bunlar? Niye konuşmuyor bunlar? Hemen söyleyeceğim. Narin bir kere kendi evinde cinayet işlenmiş. Ortaya çıktı. Kendi evinde oluyor bu. Ve bütün akrabaları da olay anında eve girip çıkıyor. Bakın çok önemli bunlar. Nevzat'ta kayıtları... Evet. Olayın yani cesedi taşıyan, dereye gömen Nevzat da dahil ve onun karısı da dahil. Aynen öyle. Hepsi, bütün akrabalar, bakın ne kadar yani insanın tüyleri diken diken oluyor ya. Ya neyi saklıyorsunuz kardeşim? Ahmet Kaya'nın yani, bir parçası var. Cinayeti kör bir balıkçı gördü. Gözü açık olanı hiç kimse görmedi. Of, vallahi nokta oldu vallahi ya. Ali abi çok güzel bir seçildin. Ya şunu da abi bitireyim. Ayrıca olayın olduğu anda bakmışlar, aşırı derece bir su tüketimi var. Su. Sonra olayın olduğu ilk günlere doğru bir... Evet, olayın olduğu ilk günlere doğru dönüyoruz. Hatta o zamanki o kadın programları da oraya gidiyor. Röportaj falan yapıyorlar böyle. Kameralara yansıtıyor. Tabii o zaman tabii anlamamıştık. Hakikaten halılar yıkanmış. Lan halılar niye yıkadınız? Yani, Ferit Demir müthiş bir gazetecilik yaptı. Kendisini de kutluyorum burada. Evet. Benim de adaşım aynı zamanda. Selam olsun kendisine. Gerçekten iyi bir şey. Yani ben abi, yani dilimin ucundakini söyleyeyim abi. Bu kızcağız bir aile mi kurban gitti ya? Ne yaptınız abi aile olarak orada? Hep beraber. Ne yaptınız abi orada hep beraber? Yani. Soru bu. Ayrıca bir de ablası vardı onun, engelli. Onun da niye öldü belli değil. Merdivenden düşmüş. Özgür Özel de düştü ya merdivenden. Ayağını kırdı ya. Neyse. Merdivenden düşmüş o da. Ölmüş.